Biz bilmem neyiz. En sonuçunu da anlatayım da bu biraz da komik. İkide bir muhafazakarlık sosuna şey yaparlar ya, saklanırlar. En son bir demeç. Sayın Bakan diyor ki, beyler bu propagandayı çok yerde yapıyorlar. Bu diyorlar gavurlarla Müslümanın mücadelesi dahi yerelde diyenler var. Bunlar hesabını öbür dünyada veremezler. Kelime-i şehadet getiren hiç kimseye kafir diyemezsiniz. Neyse. Şimdi aynen deme şu. Ey milletim! Ertesi sabah şampanyayla içende kutlayanları mı seçeceksin? Gidip alnı secdede şükür namazı kıranları mı seçeceksin dedi. Şimdi beni bir dinleyin. Biz seçildik. Partinin önüne gittik. Rozetimizi millete göstererek çıkarttık. Dedi ki biz bugün Ankara halkı bizi seçti 5 yıllığına. Ama zafer kazanmadık. Çünkü karşımızda düşman yok. Zafer denmesi için karşımızda düşman olması lazım. Bizim böyle bir bakışımız yok. Bugünden itibaren mazbatayı alır almaz oy versin vermesin herkesin belediye başkanıyız dedik. Sabah erkenden de Ankara'nın manevi sahibi Hacı Bayram'a gittik. Hacı Bayram Camii'nde sabah namazımızı kıldık. Şükür namazımızı kıldık. Bütün billboardlarda haydi bismillah diyerek işe başladık Sayın Bakan. Millet nasıl kutlarsa kutlar. Artık bu gençlerin yediğine, içtiğine, giydiğine yapmayı, karışmayı bırakın. Ailelere de karışmayın, bırakın. Onlar sizden iyi biliyor nasıl yaşayacağını, ne yapacağını. Ve ondan sonra hemen aklıma şu görüntü geldi. Bunların biliyorsunuz pek anlamadığı için Google'a başvurup internetten her cuma aya sallayan bir bakanlar vardı, hatırlıyor musunuz? Ona tek kelime söz etmediler. Onun devletin uçağında bir fotoğrafı var. Kocaman şampanya şişesini devirmiş. Kendi sızmış, gözler bayılmış. Böyle bir fotoğrafı var. Tek kelime ettiler mi ona? Dertleri işkiyse. İyi de büyükelçi yaptınız muhterem. Götürüp ödüllendirdiniz siz bu adamı. Üstelik hakkında yolsuzluk iddiası varken ödüllendirdiniz. Onun için çifte standart yapmayın. Vatandaşa karışmayın. Vatandaşın müdahale etmeyin. Vatandaş sizden iyi bilir. Hele gençler. Sözümü böyle tamamlayacağım. Şimdi gençler artık neredeyse cep telefonu ve bilgisayarla doğuyor. 1-2 yaşı ben gelince söyle bekliyorum. Söyledim. 1-2 yaşından itibaren çocuklar bilgisayarla büyüyor. Bütün dünyayı görüyor, öyle mi? Bütün dünyayı. Her şeyi biliyor. Bizim dönemimiz gibi değil. Dolayısıyla bırakın onlara akıl vermeyi, şöyle yapın, böyle yapın demeyi. Onlardan akıl alacak pozisyona geleceğiz. Geldik. Yurt dışına gidecekler. Bunlar asalak. Vize istiyorlar, alamıyorlar. Biz diyoruz vizeyi halledeceğiz. Bir vize için bilmem ne yapan bir güruh var diyor bakan. O gençlere güruh diye bahsediyor. Halbuki en iyi cep telefonu o gençlerin hakkı. En iyi bilgisayarı onun hakkı. En iyi arabaya binmek onun hakkı. En iyi evde oturmak. En iyi gelecek onun hakkı. Fakat muhteremler, siz bu gençlerin hayallerini bitirdiniz. Artık hayal dahi edemiyorlar. Etraflarına baktıkları zaman mülakatsız torpille işe gidenleri görüyorlar. Okulda okurken bakıyorlar bir kısmı iktidara yakın. Diyorlar ki bunlar nasıl olsa işleri hazır. Biz ne yapacağız diye hayalleri yıkılıyor. Dolayısıyla artık bunu bitirmenin zamanı geldi. Kendi çocukları için istediklerini de bu gençler için, işsiz gençler, okuyan gençler için istesinler. Görüyoruz televizyonlarda çakarlı araçlarla polise meydanı okumak, pudra şekerleri içmek, artık başka bir evrende yaşıyorlar. Fakir fukaraya ihtiyacı olan insanları da görmüyorlar. Ekonominin de hükümet değişmeyince düzelme ihtimali yok. 2 ayda bir bakan değiştiriyorlar. 2 ayda bir Merkez Bankası başkanı değiştiriyorlar. Bakıyor o da olmuyor. Eski bir bakana yalvar yakar.
gel tekrar bir araya gelelim diyorlar. O da diyor ki siz bilime inanmıyorsunuz. Dünyada olmayan bir ekonomi modeli çıkarttınız, onu uyguluyorsunuz. Bu Türkiye için bir felakettir diyor, o da gitmiyor. Ama bu tarafta en azından denenmişi denemenin anlamı yok. Bu tarafta ekonomide Şampiyonlar Ligi diyeceğimiz ekonomistler var. Biraz sonra Sayın Genel Başkanımız size anlatacak. En azından yapma ihtimalleri var. Şu andakiler duvara toslaya toslaya, deneme yanılma yoluyla uğraşıyorlar. Merkez Bankası'nda para yok, şimdi altınları satmaya başladılar. Dolayısıyla altın siyasi parti genel başkanı yan yana geldi, uzlaştı. Bize dediler ki altı benzemesin ne işi var? Ne yapacağız? Kavga mı edeceğiz? Etmedik. 2400 maddelik mutabakat metninde uzlaştık. Siz ondan sonra bize terörist suçlaması yapıyorsunuz. Biz diyoruz ki Kandil'in talepleri belli. Bayrakla uğraşıyor. Federasyon, özellik ilk dört madde. Gittiler bu sefer yanlarına Hüdapar'ı aldılar mı? Hüdapar da aynı görüşlere sahip. Genel başkanlarına soruyorlar. O hani mecburen mecliste yemin etmesi lazım ya milletin üzerine. Yemin edecek misin diyorlar. Bir bakacağız diyor. Şimdi bakanlara soruyorlar, o ittifaka dahil değil diyorlar. Biri diyor ki Hizbullah'la organik bağı var, öbürü diyor ki Hizbullah terör örgütü değildir. Aynı hükümet. Nereden nereye geldiler? Altı tane benzemez birbirine yan yana geldi derken Allah onları da altıyı buldurdu. Ama ben şunu diyemiyorum. Altısı benziyor desem biz birbirimizle değiliz diyorlar. Benzemiyor desem bir türlü, benziyor desem bir türlü. Ama tüm seçmen iradesine saygı duyuyoruz. Biz iyi bir hükümet programı hazırladık. 2400 maddelik ve inşallah birleşe birleşe kazanacağız. Evet, birleşe birleşe kazanacağız. Nasıl Millet İttifakı belediyelerinde seçildikten sonra huzur ve bereket geldiyse, nasıl oralarda hiç kimse ayrılmadı, herkes kucaklandıysa, işte artık bundan sonra kendisine oy versin vermesin, yaşantısına bakmadan, hiçbir şekilde karşıdaki insanlara kibirli davranmayan, hakaret etmeyen, bugüne kadar da tek kelime söz etmeyen Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, İnşallah ayın 14'ünde birinci turda seçilecek. Söz mü gençler? Birinci tur. Söz mü? Evet.